Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Mercedes-Benz Turismo Euro otobüs modu nasıl yapılır sizlere onu göstereceğim. Lafı fazla uzatmadan videoya geçelim arkadaşlar. Otobüsün linkini açıklama kısmını bırakacağım. Oradan indirebilirsiniz. Modumuz bu arkadaşlar. Aracın özelliklerini sizlere söyleyeyim. Turismo Relax ve 16 rahat. Benim İngilizce pek iyi değil arkadaşlar. RHD diye okuyayım ben. RHD 2 araç, gerçek kokpit, 100 tane kaplama, modifiye seçenekleri, gerçek motor ve retarder sesleri, iç aydınlatmalar ve daha fazlası da varmış arkadaşlar. Burada da İngilizcesi yazıyor. Modu buraya tıklayarak indirebilirsiniz arkadaşlar. Tamamen uyumlu. Bilginiz olsun. Beni indirdiğim için tekrardan indirmenin bir alemi yok. Şimdi modumuz bu arkadaşlar. Modu burada önce 7 ziple çıkarıyoruz arkadaşlar. Siz WinRAR'a da çıkarabilirsiniz. 7 ziple de çıkarabilirsiniz. Fark etmez. Buradan klasörünü ayakla diyoruz. Evet, dosyayı çıkardı arkadaşlar. Şimdi bu dosyayı açıyoruz. İçinde iki tane dosya var arkadaşlar. Bunları kesiyoruz. Sonra belgileri gelip Euro Truck Simulator 2 dosyasına çift tıklıyoruz arkadaşlar. Sonra mod klasörüne geliyoruz. Burada yapıştırıyoruz arkadaşlar. CTRL ile V yani kontrol V tuşuyla yapıştırıyoruz. Ve dosyalarımız buraya geldi arkadaşlar. Burayı yenileyelim. Dosyayı kapatalım. Şimdi sıradaki işimiz arkadaşlar Euro Truck Simulator 2 oyununa girmek. Euro Truck Simulator 2 oyunumuza giriyoruz. Modumuzu da aktif edelim arkadaşlar oyun içerisinde. Sizler de bu gibi nasıl yapılır videosunun devamının gelmesi istiyorsanız arkadaşlar kanala abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayalım. Şimdi herhangi bir profil olabilir, fark etmez arkadaşlar. Benim profilim Seat TV 1 profili. Mod yöneticisine geliyoruz. Benim farklı modlar da aktifti arkadaşlar. Onları devre dışı bırakalım bu videoluk. Bu mod yöneticisine girdiğim zaman biraz yavaşlık var ama neden kaynaklı onu bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi bunu devre dışı bırakalım. Bu da hasarsızlık modu arkadaşlar. Bu açık kalsın. Herhangi bir alakası yok yani videonun içeriğiyle. Şimdi lan yüklediğimiz hangi moddu lan? Bir dakika arkadaşlar, bu alacağım şimdi ben bunu. Aşağılardan mıydı lan? Bulmaya çalışıyorum. Evet, bulduk arkadaşlar. Modumuz bu. Önce şu modu yani kaplamamızı sonra da otobüs modunu aktif ediyoruz. Sonra değişiklikleri onayla diyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar sizlere şunu söylemek isterim. Araç modu ile oyun sürümünüz aynı olması gerekiyor. Aksi halde mod çalışmayabilir veya modu aktif ettiğiniz sırada sizi oyuna atabilir. Bu yüzden oyun ile modun sürümü aynı olduğuna emin olmanız gerekiyor. Şayet mod ile oyun sürümü uyumlu olduğu halde sizi oyundan atıyor veya mod çalışmıyorsa araç modu dışında aktif olan diğer modları devre dışı bırakabilirsiniz. Belki o modlara çakışıyordur. Diğer modları devre dışı bırakarak deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da sizlere belirtmeyi isterim. İçerik değişikliği tespit edildi. Navigasyon verisi güncelleniyor. Lütfen bekleyin diyor. Bekleyelim kardeş. Diğer farklı tür modlara da videolar gelecek arkadaşlar. Farklı araç modlara nasıl yapılır? İşte harita modu veren nasıl yapılır? Videoları gelecektir. Bilginiz olsun. Araç bayağı kaliteli bir araç moduna benziyor. Aracın boyutundan ve özelliklerinden de anlaşılıyor arkadaşlar. Ne kadar kaliteli bir araç modu olduğu. Lakin herhangi bir FPS düşüklüğü yaşanır mı bilmiyorum. Modu aktif ettik ve şu anda oyuna girmeye çalışıyoruz. Oyuna girdikten sonra modu kontrol edeceğiz. Mod tamamen ücretsiz arkadaşlar.
1.43 sürümüne uyumlu şimdilik. İlerleyen zamanlarda oyunun sürümü yükselebilir. 1.44 gelir, 1.45 gelir, 1.46 gelir. Gelirse eğer bilmiyorum. Biz şu anda en yüksek sürümü 1.43. O sürüme uyumlu olan araç modlarını yapıyoruz. Şimdi çekici galerilerine geliyoruz arkadaşlar. Sonra burada mod bayisine erişin diyor. Buna tıklıyoruz. Daha sonrasında bak burada iki araç modumuz var arkadaşlar. Biri 5 olan model, diğeri de 6 olan model diye biliyorum. İnşallah doğru biliyoruzdur. Burada nasıl anlaşılıyor lan? Bu relax diyor. Bu da boş. Yani hangisini alacağım ben ne bileyim. Neyse şu relax olanı alayım. Özelleşti diyoruz. Burada inmiş körüklü böyle basık. Angaralıysanız eğer basık kullanırsınız. Değilseniz de şunu kullanırsınız. Şaka bir yana arkadaşlar ben bunu alacağım. Burada motor seçeneği. İkincisi seçiliymiş. O seçili kalsın abi. Retarderli. Tamam. İçte bu şekil. Böyle bir içi var arkadaşlar. Sen bu tipini buraya koymazsın lan. Neyse. Şimdi burada kaplamalar var. İstanbul Seyahat böyle. Özkaymak, Çağdaş Güven, Yeşil Muş Ovası, Viva Lines, Varan, Tunceli Turizm, Tokat Yıldızı, Tokat Seyahat. Biz hangisini seçelim lan? Sivas Turu var mı dayı Sivas? Ben normalde Sivas Turu seçerim arkadaşlar. Yani normalde o otobüsü kullanıyoruz firmayı. Biz o zaman yapacak bir şey yok. Sivas Turu ben göremedim lan. Sahil diyor. Tamam lan oğlum ses kalsın bakalım. Şimdi bizim burada slotlar. Tampon. Lip. Şu gözükmüyor lan. Olsa ne olmasa ne neyse. Plakamız şimdi krom plak aldık. Böyle diyor. Bir de fabrika plak aldık diyor. Bu da ön logo. İstediğinizi seçebilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu seçeceğim. Bu siyah olsun. Mavi neyla? Hiç yakışmıyor. Turuncu değil. Beyaz yok. Beyaz değil. Siyah daha iyi abi. Siyah daha iyi. Ön tabela. Burada ne yazıyor? İstediğimiz yazamıyoruz mu? Yazsaydık iyi olur aslında. Neyse. Kalsın bağlı böyle. Rezerve kağıdı diyor. Tamam. Onu da bırakalım. Panjur. Bakalım panjurlarımızda böyle. Yok. Orijinalden gayet yok. Tabi bendik. Hangisi seçersin bilmiyorum. Şimdi orijinali buymuş. Bu var. Sonra ikinci seçenekteki daha güzel geldi daha gözüme. Ne lan o? Ha bu. Vizyonlar falan. Şuna bakayım. Şey. İyi. Ondan belli olmuyor bile. Neyse. Şunu seç babayım. Lastikler. Yanaklı var. Yanaksız var. Ben yanaksız seçeceğim arkadaşlar. Buradan size de istediğinizi seçebilirsiniz. Ben hangisini alsam? Bir dakika. Şunu al abi. Onun dışında. Bu kalsın böyle. Bu ne lan? Ha paspas. Oğlum paspas hiç gözükmüyor ki. Bu ne lan? Bunun böyle paspas mı olur? Ben göremiyorum ki. Allah Allah neyse lan. Buraya da o beni ekleyebilirsiniz. O beni eklemeyeceğim ben. Bunu da ekle bana. Ha bunu ekleyeceğim. Ben bunu seviyorum çünkü. Bu neymiş? Bu nikelajmış. Nikelaj. Maşallah. Bu da bıyık. Dedim ben bıyığı. Tamam. Başka var mı abi? Bir dakika şu Antep falan spoiler falan ekledim böyle. Spoiler yok yok. Spoiler değil. Burada neydi lan? Üst boru muymuş? Üst boru. Allah Allah. Daha önce boru falan var mıydı lan? Otobüslerde. Hiç rast gelmedim de yeni görüyorum valla. Bu da gece aydınlatması normal aydınlatma diyor. Normal aydınlatma kalsın abi. Ya gece aydınlatması neymiş lan? Allah Allah. Bunu bırakalım böyle. Okuma lambaları açık.
Açık kalsın. Cam folyo. Yok yok. Ön bayrak. Bayrak olmazsa olmazdı zaten dayı. Canlı Türk bayrağı. Onun dışında şöyle yolcu 2 artı lan ne oluyor? Bir an oyunu atacak diye korktum ha. Lan oğlum. Onun dışında farklı bir şey. De bu ne? Ha, tamam bunu zaten şey yaptık. İçine geçelim arkadaşlar. Dışını hallettik. Burada direksiyon seçeneklerimiz var. Ben hangisini seçsem? Ben bunu seçeceğim. Bu gözüme güzel geldi. Bununla şu aynısı olsun lan. Böyle direksiyonun kaplamasıyla, seniyle. Bir dakika dur ay. Başka var mı? Böyle uyumlu gelecek. Ha, bunda bu uyumlu işte. Dayıcım. O olur. Ha bir dakika uyumuştuk pardon. Onun dışında merhaba merhaba. Başka var mı lan? Seçenek falan yokmuş. Onayla diyoruz. Satın al. Fark etmez dayı. Herhangi bir garaj ekle. Evet arkadaşlar garajımıza ekledik. Çekici yöneticisinden en alta inip aracımızı seçip süre basıyoruz arkadaşlar. Aracımızı bir sürelim şöyle. Bir deneyek. Bakalım nasıl? İyi mi? Kötü mü? Deneyimleyelim. Aracın boyutu yüksek. Özellikle de bayağı vardı. Umarım iyidir. Bakacağız. Bir dakika. Akşam saatlerindeyiz arkadaşlar. Şöyle aydınlatmalarımızı önce bir açak. Kabin aydınlatması vardı. Böyle. Ne aydınlanmıyor lan? Ay yanıyorum zaten. Tamam. Kontağı açıp marşa basalım. Böyle. Aracın sesi bana niye gelmiyor lan? Aracın sesi gelmiyor oğlum bana. Ne oldu lan? Allah Allah. Yanlış bir şey mi yaptım? Ha aracın sesi geliyormuş. O zaman biraz daha açayım şunu. Ben ne diyorum? Nerede hata yaptık? Tövbe estağfurullah. Böyle. Arkadaşlar. Kornalarımız bu şekil. Bu normal kornası. Bu da havalı korna. Ara olsa iyiydi neyse. İnatta sağlık ne oluyor lan stop et. Yarım debriyajda kalktı. Ne oluyor lan bir şey devriliyor otobüste. Dönüşümüzü gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Havayı biz bir gündüz yapalım. Uy flash attı la. Stop etme Allah'ım. Neyse tamam sıkıntı yok. GTA'da sesine falan bakalım arkadaşlar. Lan freni nasıl tutuyor öyle la? Ayağım debriyajdan çekmeye kalmıyor. Hemen stop ediyor. Bu ne trafiktir la? Hayda. Trafik oluştu. Lan o da bu videoyu mu buldu? Çıkın lan. Vurmasa olmaz zaten. Dıştan göstereyim arkadaşlar sizlere. Böyle. Bir retarderine bakalım mı? İdare eder.
Bu da sinyal seslerimiz. Gayet standart bir sinyal sesimiz var arkadaşlar. Evet, burada sağa çekelim arkadaşlar, videoyu bitirelim. Ulan sağa çekecek yeri yok ki. Ve sola çekeriz. Hemen duruyor lan. Ana, terminala geldik. Arkadaşlar yemin ederim bilmiyordum burada terminalin olduğunu lan. Aa. Bu ne tesadüf? Gerçi tesadüf diye bir şey yok, tefavuk var. Bunu da belirtmiş olayım. Evet. Kontağımızı kapatalım. Bir dakika dur, kontağı kapatmadan kapıyı açmalı bir yapayım dedim lan. Hah. İşte bu ya. Çok güzel dayıcım. Evet gençler, araç modumuz bu şekil. Dediğim gibi açıklama kısmına bırakacağım, orada indirebilirsiniz. Aracın birçok slotları var, özellikleri var. Sizler de istediğini seçerek, istediğiniz kaplama seçerek aracı alıp oynayabilirsiniz. Tamamen ücretsiz bir mod. Bu gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olmanız ve like atmanız yeterli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Bay bay.